Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlere yeni açılan server olan Apex yani geçici yoğura güçlendirme ile ilgili bütün bilgileri bildiklerimi paylaşmaya çalışacağım. Server şu anda kapalı bildiğim kadarıyla ama eski serverlarda herhangi bir hesabınız varsa o zaman bu servera tekrardan giriş yapabiliyorsunuz. Herhangi bir problem teşkil etmiyor. Gayet basit bir server yapmışlar. Basit olduğu da olması da tabii ki do dolayısıyla hem çok kalabalık olmasına hem de çok fazla aşırı hile olmasına sebep oluyor. Bir yandan hileler, bir yandan kalabalıkta mücadele etmeniz gerekiyor. Örümcek hızından da özellikle çarkasması asması neredeyse imkansız gibi varsa bir 75 level tanıdığınız sizi kulenin Katil katının bir üst katına atarsa eğer orada gayet güzel eks geliyor. Ben çarları burada kasıyorum şu anda. Tabii ki bunun için 75 level demirciye tıklayıp sizi üst kat atacak bir karaktere ihtiyacınız var. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi arkadaşlar server'dan e, kafanızda takılan soruları cevaplamaya çalıştırayım öncelikle. Server'dan hangi server'a gidebiliriz? Marmara'ya kesinlikle gidemiyorsunuz. Eğer ki hali hazırda Charon'da, Le Alista'da veya diğer etkinlik server'larında Bakjanom'u da karakteriniz varsa onun yanına Char götürebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde Char silmenize gerek yok. Diyelim ki Bakjanom server'ında atıyorum işte bu Akdeniz karakterimin 10 tane hesabı var diyelim. Yanına 11. ve 12. çar olarak geliyor. İki tane daha eğer getirirseniz tek çar götürecekseniz eğer sadece 11. çar olarak geliyor. Yani herhangi bir çar silmenize gerek yok. Orada çarların full yeni bir çar daha getiremem gibi derdiniz olmasın. Benim zaten buradan çarları götürmemin nedeni çar sayısını arttırmak istememdir. Bununla birlikte serverdaki bazı özellikleri de paylaşalım şimdi. Açılırsa maalesef yani server geldiğinden beri oyun aşırı berbat durumda. Serverlara girilemiyor, nesne markete girilemiyor. Problem üstüne problemler var. Açılmıyor. İçerinin üçünden de açılmıyor. Neyse bunlar açılana kadar ben diğer detayları paylaşayım sizlerle. Diyelim ki karakterinizi götürmek istediniz. E, şartlar nelerdir? Bunları merak ediyorsunuz. Şöyle bir şurayı açalım öncelikle. Forum üzerinden. Server'ın bütün detaylarını bu link üzerinden zaten görebilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmına bu linki bırakacağım. Forum üzerinden aynı şekilde sizler de girip bakabilirsiniz buraya. Server'da sizin bilmeniz gereken önemli şeyler. 10 Şubat'ta server tamamen kapanıyor. Önündeki bakımda yani 10 Şubat'tan sonraki çarşamba rutin bakımında karakterleriniz ana server'ınıza taşınacak. O zamana kadar sadece karakterlerinizi geliştireceksiniz veya çarlarınız orada durabilir. Ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Para kasmak istiyorsanız para da kasabilirsiniz. Yalnız diğer server'a geçiş sırasında geçmeyen bazı ürünler var. Onları bilmeniz gerekiyor. Aktif etkinlikleri bir paylaşayım öncelikle. Canavarlara ve patronlara %40 daha az HP ve verilen hasara sahip. Yani slotlar size çok az vuruyor. 40 şimşekle, 40 ateşle her yerde dayanabilir hale geliyorsunuz. Marka falan basarsanız hiç element olmasa bile neredeyse karakter dayanıyor desem yalan söylemiş olmam sanırım. Defansınız yüksekse. Size bir sürü e, itemler veriyor ekstradan. Açıldığı zaman göstereceğim onu. İnşallah açılırsa. Maalesef. Problemleri bitmiyor ki. Her neyse verdiği şeylerle çabucak kasabiliyorsunuz. Yani kask basma derdiniz yok, zırh basma derdiniz yok. Sahip olduğunuz ilk etap tabii bir leveldeki itemlerle oynuyorsunuz. Daha sonrasında zaten size sürekli item verdiği için sadece verdiği artı 8 itemleri sunacaksınız o kadar. X güçlendirmesi bu sefer bir levelde açmışlar. Yani karakteriniz bir level olduğu anda %50 X bonusu alarak Guriel'den karakterinizi kasmaya başlayabiliyorsunuz. Tabii ki seviyeniz arttıkça size verilen X da artıyor, süresi de değişiyor. Kaplan gücü özelliği var. Kaplan gücünü kullanabilmeniz için diyelim ki ben Ezel oyuncusuyum. Ezel serverında ana karakterimle yani burada bulunan çarın yan çarıyla eee hesabı ile mesela Karadeniz'in yan çarı benim Bedenselim. O Bedensel'le orada kaplan gücü toplayıp işte 10 tane, 20 tane üst üste de bu arada. Toplayıp bu kar bu çar oyunda değilken orada bastığımda bu çara girersem sonrasında Kaplan gücü burada da aktif olmuş oluyor. Kaplan gücünün ana server'da hiçbir şeye faydası yok. Sadece Apex'te kullanılabilir bir özellik. Ama düşerken ana server'ınızda kullanıyorsunuz, kullanırken Apex'te kullanıyorsunuz. Özelliği bu. Size ekstradan %40 hasar veriyor ve gerçekten de güzel bir şey. Onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Bununla birlikte yankı yankı sistemi de getirmişler oyuna. Yankı da size çarpı 2 vuruş şansı veriyor. Yani 10K vuruyorsanız 20K vurmanızı sağlıyor. Kuvvet yankılarını buraya et, e, ekliyorsunuz. Tabii bunun nasıl yapıldığını da göstermek lazım. Bir tanesini göstermek için size hemen halledeyim. En önce şunu bir ekleyeyim. Çünkü bu varken yenisini bana vermiyor. Şimdi etkinlikler görevinde 70 level olmadan yankı alamıyorsunuz burada onu bilin. Kuvvet yankılarına tıklıyorsunuz. İlk önce size bir 100 tane slot kesmenizi söylüyor. 100 tane slot kestikten sonra ikinciye kuvvet yankılarına tıkladığınızda etkinlik görevlerinden size bu menü açılıyor. Buradan kuvvet yankısını bir kere alıyorsunuz. En maddenizi. ilk geldiğinde size artı sıfır olarak geliyor. Görevi de göstereyim. İlk tıkladığınızda size bunu verecek. 100 canavar yen diyecek. 100 canavar yendiğinizde ödül alma şansı verecek sizlere. Aldıktan sonra bunu artı sıfır olarak sakın takmayın. Nesne markette bunları yükseltmek için iki tane ürün var. Açılırsa onu da göstereceğim. İnşallah açılacak. Açılırsa göstereceğim arkadaşlar. açıldı sonunda. Burada iki tane ürün var. Yankı takviyesi kırmızı olan. Bu %100 başarılı olarak seviyesini yükseltiyor. Yankı takviyesi, yankı uyanışı denilense 29 EP aldığınız başarı şansını düşür. Yani %100 başarılı geçirmiyor. Deniyorsunuz. Başarılı olursa ne ala? Başarısı olursa da bir daha deniyorsunuz. Bu da şansımıza şimdi hepsini tek tek basarsa insanları bayağı bir kandıracak. Vallahi bastı. Ama her zaman böyle olmuyor. Mesela 20 tane ile artı 4'e basamadığım da oldu. Bu sadece videoya özel denk geldi diyebilirim sizlere. Bu şekilde yapıyorsunuz. Diyelim ki yankınızı yaptınız, bitirdiniz, artısınız tamamladınız, getirdiniz buraya. Üst tarafa güç yankısını, alt tarafa beceri yankısını takabiliyorsunuz. Taktıktan sonra 300 dakika boyunca karakterde bu yankıyı kullanamıyorsunuz. 300 dakika geçmesi gerekiyor. Geçtikten sonra size 2000 2500 özür dilerim 2900 diyorum. 2500 vuruş şansı veriyor 2500 kere. Space attığınızda süresi bit, e, özelliği bitmiş oluyor. Ondan sonrasında tekrardan beklemeniz gerekiyor. Yani süre sistemiyle çalışıyor. Bir kere yaptığınızda bir daha gerek yok ama derseniz ki eğer ben peş peşe kullanmak istiyorum. Gerçi aynı bokun laciverti oluyor. Bunlar da yine 300 dakika bekliyorsunuz. İsterseniz söküp diğerinde takabilirsiniz. Size kalmış bir seçenek. Yankı özelliği de bu şekilde başka burada etkinlik olarak neler vardır şuradan bakalım. Verdiği ödülleri burada gösteriyor. Hepsini onları göstereyim isteyecektim ama maalesef göstermiyor. Server First ödülleri var. Birincilere verilen ödüller ama malumunuz yani bu ödülleri almanız biraz zor. bir de seviye 1 ve seviye 2 aktarma özelliğinden bahsedelim. Server'dan server'a geçiş yaparken trans... Ya buranın açılması lazım onu gösterebilmem için sizlere. İyi açıldı galiba. Karakter bulucu, bulucu henüz denemedim. Karakter bulucu özelliği de var. Karakterin yerini tespit edip oradan gidebiliyorsunuz. Size bununla ilgili 10 metin taşı, 10 tane patron, 10 tane kor elde ettiğinizde size <laughs> bunlardan 10 tane veriyor ama muhtemelen sağ klik atıp kullanıyoruz. Daha hiç kullanmak nasip olmadı. Gerek de duymadım. <laughs> Affedersiniz. Şu görevler kısmına tıkladığınızda, yuhara güçlendirme sonucusu görevler kısmına tıkladığınızda burada sizin alacağınız ödülleri gösteriyor. Bir levelden 10 levele kadar kastığınız anda zaten size ilk 10 levelde bir şu çırak sandığını veriyor. iki tane özüt veriyor ikinci seviyeye ulaştığınızda. Bir de 10 levele ulaştığınızda 5 tane yeşil abonos sandık, 5 tane koyu kırmızı bonus sandık yine çırak sandığı aynı şekilde beceri kitabı 2 tane bir tane de siyah panter veriyor. Daha sonrasında 30 level'e ulaştığınızda size 54 level'lik artı 8 zırh 41 level'lik artı 8 kask yine çırak sandığı aynı şekilde tabii ki o seviyenizde yani uzman sandığı demesinin sebebi 30 level'lik olması ya da 20 level tam emin değilim beceri kitabı veriyor. 10 tane Moki mührü veriyor ve pet kitabı sandığı veriyor. Sonrasında 60 seviyeye ulaştığınızda siyah challenge alıyorsunuz. Bunları alıyorsunuz bu şekilde. Bu şu beceri kitabı sandığı rastgele içerisinden 5 tane sandık veriyor size. Siz tercih ediyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Ben bunu ilk açtığımda birazcık şaşaladım. Siz de şaşalamayın diye göstereyim. Daha sonrasında 90 levele geldiğinizde... ...90 level yaptığınız zaman karakteri artı 12 zırh, artı 12 zırh, kask, Altın zodyak sandığı yine aynı şekilde bir küstat sandığı veriyor. 5 tane buzun yazısı bir de beyaz aslan veriyor. Sonrasındaki görevlerde 110 levelde tekrarlıyor. 5 patron yenerseniz bu ödülleri alıyorsunuz. Metin taşlarını imha ederseniz bu ödülleri alıyorsunuz. Zindan patronlarını yenerseniz bu ödülleri alıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Gelelim server transferlerine. İlk transferinizi gerçekleştirebilmeniz için birinci transfer dediği nedir? Sadece karakterinizin taşınması anlamına geliyor. Karakterinizin üzerindeki hiçbir şey maalesef geçmiyor bunu yaptığınız zaman. Sadece karakteriniz istediğiniz servera gidiyor karakterinizi taşımak için şampiyon seviyesine ulaşmanız gerekiyor. Yani Hydra'yı grupta da olsa kesip içeri gidip şampiyon yapmanız gerekiyor. Karakterin ve 30 level bir tamamlanması gerekiyor. Ok dış bir tamamlanması gerekiyor. Bunları tamamladığınız zaman sizin diğer serverınıza işte bu tasımı vesaire mücevher kutusu gibi şu ödüller şuradaki ödüller taşınmış oluyor. Ama derseniz ki ben envanterimi de taşıyacağım. Envanterimi de götürmek istiyorum. Simya panelimi de göstermek istiyorum. Böyle bir durumda da transfer 2'yi bitirmeniz gerekiyor. Transfer 2'yi bitirebilmeniz için ise ya buradaki görevleri tamamlamanız gerekiyor ya da nesne market üzerinden eğer nesne market üzerinden alırsanız burası ile hiçbir işiniz yok. Ya da nesne market üzerinden siz birinciyi tamamladığınızda şurada şu transfer 1 gibi transfer 2 açılıyor transfer 1'i tamamlamadan transfer 2'yi göremiyorsunuz. Transfer 2'yi eple alırsanız yanlış hatırlamıyorsam geçen sefer 1200 ep falandı. Onu alırsanız hiçbir görevi tamamlamadan ikinci etaptaki görevleri tamamlamadan karakterinizin envanteri taşınıyor. Yalnız hiçbir şekilde yank taşınmıyor. Bunu da bilmenizi isterim. Bunun haricinde sadece yank da değil Diğer tarafa aktarılamayacak eşyalar kaplan gücü, buzun yazısı, altın zodyak sandığı, yıldız hazinesi, açık yeşil abonos sandık. Yani burada gördüğünüz ürünler hiçbir şekilde diğer tarafa geçmiyor. Ancak ejderha kaskı ve zırhını eğer ki karakterin üzerine giyerseniz geçen sefer taşıma fırsatı vermişlerdi. Sadece üzerine giyiliyse, üzerine giyildeyse hiçbir şekilde taşınmıyor. Ama üzerinize giyip de birer set en azından karakterinize uygun şekilde artı 12 zırh ve katta aktarma şansınız var. Ee, başka... Ödülleri falan burada da gösteriyor zaten. Bu link üzerinden onlara da bakabilirsiniz. Burası ile ilgili başka ha, etkinliklerimizi paylaşalım. Gün gün sabitlemişler etkinlikleri. Örneğin pazartesi günü Metin ve Bostar'dan Yeşil Ejderha Fasulyesi. Balıkçılık etkinliği sabit e, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri var. Nesne Efsun'la Ejderha Kutsaması, Müzevi Tasviyesi, Bilgelik İksiri, Ejderha Tanrı Saldırı ve Savunma. Bunları elde edebilirsiniz. Bunun haricinde salı günü bu ödüller. En e, göze çarpan burada Beyaz Ejderha Özütü. E, tabii ki Metin ve Patronlardan. Pazar günleri ve cumartesi günleri beyaz ejderha özütü sabit olarak düşürebileceksiniz. Yani %10 ekstra hasar anlamına gelen bu goblin'den elde ettiğiniz özütten bahsediyoruz. İsterseniz bunu elde edebilirsiniz. İsterseniz ayışına katılırsınız. Tamamen sizin tercihiniz. İkisini aynı saate yazmaları birazcık muamma olmuş. Yani ya ayışı kas ya da özüt düşür diyor size. Ama isterseniz yapabilirsiniz. Karakteriniz zaten 110 levelse Z belki de düşecektir bilmiyorum. Z normalde ayışı dropu da yoktu. Onu açmışlar. General keserseniz belki de ejderha özütü de düşecek. Bunu test edebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Etkinliklerimizde bu şekilde sabit olarak etkinliklerde katılabilirsiniz. <laughs> Affedersiniz ya bu sürükte tam zamanda denk geldi. Burasıyla ilgili benim aklıma gelen başka bir şey yok. Birazcık e attırmadan maalesef ilerleyemiyorsunuz. Bunun sebebi de soru buradaki yoğunluk kalabalık. Ama diğer bir açıdan yani bir şekilde kendinizi kasacak kapalı bir dungeon olabilirseniz eğer kendinize o zaman her türlü karakterinizi kasabiliyorsunuz. 110 level'e ulaşana kadar zahmetli ve şakatli bir süreç olacak ama 110 level'e ulaştıktan sonra bir problem yaşamayacaksınız. Bununla birlikte oyundaki çarpı ikiler sayesinde diyelim ki ben bu slotta şu anda kritikle 10k vuruyorum tamam mı? Yankıyı açtığımda 20k vuracağım. Yankı ile beraber eğer ki e, kaplan gücünde basarsam %40 da oradan gelecek. Biz bunu düz hesap %50 dersek eğer 25k hasar vereceğim. <gülüyor> Özür <laughs> dilerim 30k. Bununla birlikte bir de e, beyaz ejderha özütünü basarsanız oradan da ekstradan %10 hasar alacaksınız. Bitti size 30k. Yani hidra, meleği ve benzeri bossların kesimi bu soru burada aşırı kolay olacak arkadaşlar. Mitsimat hatta belki de efsanevi ben mesela efsanevi taktım. Efsanevi simya ile buradaki birçok farmı yapabileceğiz gibi duruyor. Bu da ne için işinize yarar? Özellikle Hydra gibi bir boss'u burada sürekli kesip kesip içerisinden çıkan materyali sorununuza götürme şansı verir sizlere. Böyle bir seçenek. Tabi tercih sizin. Umarım oynamayı başarabilirsiniz. Yani oynamak isteyenler için söylüyorum. Karaktere ihtiyacınız yoksa veya bu serverdan götüreceğiniz bir şey yoksa yeni server saçmalıktır zaten. Yani işinize yarayan bir şey olmadıktan sonra ana serverınızda hizmet etmiyorsa yeni servera başlamanızın bir anlamı da yok. Bence. Bu benim şahsi görüşüm. derseniz ki benim yeni serverda yeni bir karaktere ve yeni karakterle getireceğim eşyalara ihtiyacım var. Buyurup servera başlayabilirsiniz. Ben 3 tane karakter yaptım. Birisi Sura, birisi Ninja, birisi Şaman. Bunların hepsi benim ana karakterlerimin yanına gelecek. Orada bunları kullanacağım planım, programım yapabilirsem bir tılsım yaparım burada. Bir de metal götürürüm götürebilirsem. Çünkü server dediğim gibi çok basit. Aynı anda 3 çarlı birden hidra kestiğimi düşünürsek eğer. Kesebilirsem, başarabilirsem muazzam bir şey olur. Zaten önümüzdeki günlerde tombala ve oki yetkinliği de gelecek. Bayağı bir avantajım olacak diye düşünüyorum. Ama serverda dediğim gibi hilelerin ve kalabalığın sebebiyle aşırı. Çok fazla yank var. Yani normal serverlarda ilk günlerde 50k'dan 50 kupon alırken burada direkt 5m'den 50 kuponları satılmaya başlandı. Bunun maalesef oyuna Etkisi kötü oldu. Bunu kabul ederek gelecekseniz gelin. Yani biraz yaparcamadan gelmeyin. Türkçesi bu. Yani yaparcamadan oynanacak bir server değil. Çok e, ihtiyacınız yoksa başlaması mantıklı bir server değil. Daha Türkçesi bu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Unuttuğum bir şey varsa da yorumlar kısmında sorarsanız. Zaten elimden geldiğince yorumlara yetişmeye çalışıyorum. Sadece toksik yorumlara cevap vermiyorum. Onlarda da Kale almaya gerek yok zaten faydalı olabildiysek de mutlu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bir de şunu da belirteyim. Ee, serverdan benden hani diğer yayıncılardan, youtuberlardan gördüğünüz gibi part part işte Apex şunu yaptık, Apex bunu yaptık gibi videolar göremeyeceksiniz. Çünkü umurumda bile olmaz. Hani çarın simyasını taktım, itemlerini yaptım ama hiçbir şekilde video çekmedim. Ben sizin işinize yaramayan bir video çekip de YouTube'a atmak isteyen birisi değilim. Para kazanmak için youtuberlık yapmıyorum. Para kazanmak için bir yapmıyorum. Tek bir derdimiz var insanlara faydalı olabilmek. O yüzden de böyle bir beklentiniz olmasın. Hani ben video attım demek için video atmam ve benden istemeyin, beklemeyin. Yorumlarda yazıyorsunuz görüyorum. Ama işinize yaramayacak bir videoyla ben sizin oradan 10 dakikanız, 15 dakikanızı çalacak birisi değilim diyorum. Ve kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.